Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün yine elimde Bilthammer'ın Corrosol. Şu şekilde bir ürünü var. Bunun üzerine o 100 milimlik Bilthammer'ın kutusu biraz kırılmış. Hani karışım yapmıştık ya jant temizliği için. Onun kutusu kırıldığı için biraz akmış. Aktığı için rengi bu hale gelmiş. Onun için rengi normalde bu şekilde değil, şöyle beyaz. Onu da belirtmek istiyorum öncelikle. Şimdi bu Corrosol nedir arkadaşlar? Bu jant ve kaput temizliğinde kullanılan, şu elimde görmüş olduğunuz 250 mililitre demir tozu sökücü. İngiltere'de gene onay almış kaliteli bir demir tozu sökücü. Şimdi gelelim hep beraber testini sizlere beraber yapalım. Ben de ilk defa kullanıyorum sizlerle beraber. Şu şekilde kapağını açıyorum. Kapağı da sıfır şu an. Görmüş olduğunuz gibi. Şu da şeyi, ürünü şöyle şeyini çıkartalım. Evet, şu şekilde ürün. Kimyasal bir ürün zaten. Göstereyim. Kokusu pek güzel değil. Kötü de değil ama. Kötü de değil. Mama gibi kokuyor lan. Neyse, bunu şimdi biz buraya koyalım. Sizlerle beraber ilk defa açıyorum. Şimdi janta temizlik yapmıştık daha önce, görmüştünüz. Jantı komple biz temizledik. Görmüş olduğunuz gibi Bilthammer'la temizledik jantı. Şimdi bu jantın üzerine bu ürünü sıkacağız. Yaklaşık bir 4-5 dakika kadar bekleyeceğiz. Demir tozlarının nasıl aktığını hep beraber görelim. Şöyle biraz da ürünü çalkalıyorum. Evet arkadaşlar, ürünü sıkıyoruz. Şu şekilde janta sıktım. Şu şekilde jantın üzerinde bir müddet bekleyecek, 3-4 dakika kadar. Birazcık da kaputa sıkacağım. Burayı da temizledim sizler için. Araba bir çamur yağmış. Ürün 250 mililitre. Şimdi bu şekilde yaklaşık bir 3-4 dakika bekleyelim bakalım nasıl olacak. Bakın şurada kırmızılaşmaya başladı. Gördünüz mü demir tozlarını? Hatta eşimden vermeye başladı şeyi. Gördün mü? Demir tozlarını söküyor. Kaputta da şu anda yeni sıktığımız için bir şey başlamadı ama herhalde başlar. Ama janttakiler bayağı bildiğin kırmızı kırmızı akanlar demir tozları. Aynen o şekilde. Bak şurası kan gibi kanıyor. Araba kan aladı. Aynen o şekilde. Şu an kaputtakiler kırmızılaşsa biz anlamayabiliriz yani onu ya. Niye? Siyah ya. Olsun. Hani kırmızı belli olur aşağı doğru ya. Daha kaputta herhangi bir işlem şu an görmedi. Gerçi benim kaput genelde temiz oluyor. Biliyorsunuz temizlik malzemeleri devamlı kullanıyorum ya aracın üzerinde. Ama gene de jantı görüyor musunuz? Baksana kırmızı bir şekilde akıyor da yani aşağıda. Şu gidere yüklerine sıktın mı? Oralar sıktım başladı. Sıktım. Ha. Şu an akanları görüyorsunuz. Demir tozu bunlar. Ya bu kadar çabuk etkileyeceğini bilmiyorum. Normalde 3-4 dakika falan diyorlar ama jantta çok çabuk etki gösterdi. Demek ki yoğun bir şey var üzerinde. Şöyle kaputun üzerinde şu an kırmızılaşma başladı mı? Sanki şu an pek göremedim kaputun üzerinde ama. Yok, kaputun üzerinde bir kırmızılaşma yapmadı şu an için. Ama kaputun üzerinde yani temiz ama kaputu da deneyimledim ama janttakileri şu an güzelce söküyor. 5 dakika bekleyelim mi devam edelim? 3-4 dakika bekleyelim. İyice şey yapsın. Arkadaşlar diskin üzerindeki tozları görüyor musunuz? Demir tozlarını, diskin üzerindekileri. Yakından görebiliyor musunuz? Diski de bayağı bir şeye boyadı. Kırmızıya boyadı. Resmen akıyor hala. Görmüş olduğunuz gibi. Bayağı da demir tozu varmış. Bu temiz jantı abi dedi yani. Onu söyleyeyim sizlere. Temizlik jantı görmüştünüz. Şu an demir tozu temizliğini yapıyoruz. Yaklaşık kaç dakika oldu? Videoda ara vermiştik. Evet. Şöyle ürünü bir daha göstereyim böyle. Bilthammer Corrosol diye geçiyor. Bu demir tozu temizliği niçin lazım? Demir tozu temizliği niçin lazım? Onu özellikle, evet, güzel bir soru, onu söyleyelim. Söylemeyi unuttuk. Demir tozları aracın üzerinde veya jantlarda falan şey yaptığı zaman
Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Arabanın şeylerinde çürüme meydana getiriyor. Yani demir tozları bu boyayı veyahut da şeyi patlatmaya başlıyor. Zamanla demir tozları arabanın üzerinde işte fren bağlarından olsun, dışarıdaki dış etkenlerden olsun, arabanın üzerine biriktiği zaman boyanın altına girip oksitlenmeye, paslanmaya neden olduğu için bunları sökmek için böyle bir işlem kullanılıyor. Kaputta şöyle söyleyeyim, kaputta herhangi bir şeyimiz olmadı pek fazla şu an için, ama kaputta demek kaputumuz da temiz olabilir de. Ondan olabilir, çünkü kaputta biz devamlı işte kil ürünleri, wax ürünleri falan sürüyoruz ya, üzerinde wax var kaputun. Şu an herhalde wax'ı götürdü biraz, öyle görüyorum ben. Wax çözdü ama dediğim gibi jantta şu an çok güzel bir etki yaptı. Şimdi gelin hep beraber bir temizleyelim bakalım. Şu an bildiğin jant ağladı be. Kaputta da şey var mı bakayım bir daha. Şu kablomuz gelmesin de şu şey sürtmesin. Ama yere baksana da arkadaşlar, kıpkırmızı oldu. Araba gidiyor, para aldı şu an. Çıkanların hepsi demir tozu. Acaba bir fırçayla falan yedirmek gerekir miydi? Şu aralarına tutsana bak, şu aralara gelmiş. Benden yine para falan var. Heh. Bu benden sık yani, bak şöyle içlerine doğru. Üst kısmı görüyor musun? Valla şu an bayağı bir şey yaptık. Jant da bir parladı, daha da bir açıldı rengi. Tabi tabi, jantın rengi parladı. Komple açıldı jant. Komple, evet, temizlikten sonra bir de bununla şey yaptı ama jant birdenbire sanki sıfırlanmış gibi oldu ha. Evet evet, o çok ciddi fark etti bak. Ben önlerdeki farkı bu kadar görmem normalde. Bak şu jantın rengi hakikaten çok. Şuralara birazcık daha mesela şöyle şey yapsak. O işte yukarıdaki de siyahlıklar var yukarıda, onları da alır mı acaba diye merak ettim. Bakayım şuralara mı? Oraları, diğer içinde bak. Alır. Birazcık daha bol sıksa baya baya bolmuş demir tozu bu arada. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu kadar... Jantın görünümü beni etkiledi şahsen. Ben bu tarz ürünlerin sonucundan çok etkilemem genelde. Ya bu ürünün şey beni de etkiledi yani. Çelik jant da güzel işlem görüyor. Şöyle. Benim arabayı sıksak komple benim arabayı sıfırlar mı? Vallahi senin arabaya da demek lazım. Şu ara sıkalım, akan bir şey var mı? Valla kaputta da gene akıyor. Bak, bak akıyor. Kırmızı kırmızı. Senin dediğin gibi. Siyahın üzerinde belli olmuyor. Bak bak aşağı şu akan yeri çeker misin? Evet öyle çekiyorum. Evet kırmızı kırmızı akıyor. Demek demir tozları varmış arkadaş. Kaputta da varmış. Kaputtaki yer de aşağı doğru söktü. Siyah arabanın üzerinde çok fazla anlamadık. Beyazda daha iyi belli oluyor demek ki. Baksana aşağı doğru bayağı bir aktık oradan da kırmızı. Sıktığımız az bölgeydi. Dış etkenlerden gelen demir tozları bunlar arkadaşlar. Yalnız şu an jantın hakikaten görünüşü şu an değişti. Mesela şu temizlemediğimiz jantı gösterir misin bir de kardeşim? Hemen onu göstereceğim zaten. Önce biraz bunu göstereyim. Şu da jantın temizlenmeden önceki hali. Yani hatta o arkadaki jantlar daha temiz. Burada direkt fren, arka kampana, buralar disk ya. Burada daha çok pislik oluşuyor. Şu, öteki aynı, jantı... Aynı mesafeden bak, bir buraya dönüyorum. Buraya dönüyorum. Direkt farkı daha net böyle bir sinir yani. Jantı bayağı şey yaptı, temizledi. Şöyle yerde de bayağı bir kimyasal oluştu. Yerde de böyle kırmızı aktı, evet. Evet. Valla arkadaşlar, görünen köy ortada. Kılavuz istemiyor. Ürün iş görüyor mu? Eyvallah, iş görüyor. Çok güzel. Dediğim gibi, kullanılabilir bir ürün. Bir de İngiltere menşeli bir ürün. Kaliteli bir ürün. Araçta kullanılabilecek. Ben şu an testini sizler için yaptım. Benim hoşuma gitti açıkçası. İnşallah video sizlerin de hoşuna gitmiştir. Fiyat olarak soracak olursanız Formula X'in kendi sitesinde de var. Bilt Hammer diye şeyde araştırırsanız, Google'da araştırırsanız zaten bulursunuz. Oradan da ürünleri temin edebilirsiniz. Bu Corrosol diye geçiyor. Şey temizleyicisi.
Demir tozu temizleyicisi. Çok az kullandık. Baksana yarısından çoğu duruyor. Çok çok az. Çok çok az kullandık. Bir, iki fıs. Yani şunun da var ya, ben sana şöyle söyleyeyim. 4 tane canta rahat geçersin. Artı arabanın yarısını rahat bitirirsin. Belki de arabayı tamamen bitirebilirsin. Öyle söyleyeyim sana. Arabayı komple temiz yıkadıktan sonra çok daha güzel bir sonuç elde edilebilir. Şuraya bakacak olursak boya yüzeyinde şu an demir tozunun çıkartıcı, aynı zamanda üzerindeki benim wax'ı falan da götürdü. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani arabanın üzerinde boya koruyucu maddeler varsa onu da sökmüş oluyor aynı zamanda. Onu da bilgisini vereyim. Yanlış anlaşılmasın. Ben daha sonra buraya tekrardan boya koruyucu ürünler kullanacağım. Tekrardan sürelim. Ben onun için dedim sizlere. Arabanın şey yaptım, sıktım. Ben de biraz benzinlik yaptım. Baktım boya koruyucuyu yakmaya başladı. Hani onu çözmeye başladı ilk başta. Onu çözdükten sonra aşağı doğru demir tozunu çözdü. Arabanızda boya koruma ürünü falan herhangi bir şey yoksa üzerinde arabayı temiz yıkadıktan sonra direkt uygulayıp akıtabilirsiniz. Veyahut da varsa da jantlarınıza uygulayıp jantlarınızı bu şekilde temizleyebilirsiniz. Boya korumanın süresi geçtikten sonra tekrar arabanın üzerine sıkıp tekrardan da uygulayabilirsiniz. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. İnşallah video faydalı olmuştur. Otomobil Kıtıt kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.